Merhaba arkadaşlar, ben Yusuf Bayraktar. Bu yılda yine Yalnız Değilsin serisiyle sizleri yalnız bırakmamaya devam ediyoruz. Mini denemelerimizi hazırladık. Evet, ilk soruyla başlayalım. Hangisi bu cümlenin gerekçesi olabilir? Gerekçe neydi? Gerekçe neden demekti? Hangisi bu cümlenin nedenidir? Bakalım şimdi. Bir şiirin etkileyici olması için şiir sadece güzel sözlerden değil. Şimdi sadece güzel sözler kısmına baktığımızda burası üslup doğru mu? Sadece üslup yeterli değildir diyor. Aynı zamanda derin anlamlar da oluştursun diyor. İçeriği de önemli diyor. Üslubun yanında içeri. Peki neden etkileyici olması için bunlar lazım? Bakın direkt doğru cevaba gidersek. Hem güzel sözleri olursa, yani üslubu güzel olur. Hem de derin anlamlar barındırırsa işte bu onu sanat eseri yapar. Sanat eseri yaptığı için de etkileyici olur. Yani neden sonuç ilişkisi. Hani bu ikisi arasında bu neden sonuç ilişkisi kurulabiliyor. Bana göre öyledir veya değildir. Bakın kendi öznel yorumlarınızı katmayın. Bu ikisi arasında böyle bir nedensellik ilişkisi var. Cevap edir ne? Diğerlerine baktığımızda bir şiirin güzelliği okuyucunun duygu ve düşüncelerinin dokunabilmesine bağlıdır. Bak sadece duygu ve düşüncelerine e, ulaşması değil, e, ikisinin beraber olması lazım. Ki güzellik değil aslında burada. E, onu şiir, sanat yapabilmesi vurgusu var. Bir şiirin anlamı yazarın kullandığı dil ve üslup belirleri. Evet ama şimdi dil ve üslup var burada ama anlam değil. Onu şiir seviyesine ulaştırabilecek olan şey dil ve üslupta yukarıda söylenene göre. Sadece güzel sözlerden ibaret olması basit ve yüzeysel Bu böyle bir neden sonuç ilişkisi kurmuyor bu cümle. Soru gögün dikkatli okuyun. Burada anlatılmak istenen hangisidir diye sormuyor. Hangisi bu durumun gerekçesidir diye soruyor. Derin anlamlar içermesi o zihinsel faaliyetini artırır. Yani C'nin tam tersinde D'de vermiş. Bu cevabımız edin arkadaşlar. İkinci soru Ses bilgisi sorusu hangi ses olayı yoktur demiş. Öncelikle standart sorularından biridir biliyorsunuz. Sana derken bakın şurada bir ünlü değişim var. Ünlü değişimi neydi? Ben ve sen sözcüklerine, ben ve sen sözcüklerine ea yönel aileki geldiğinde ben'e sana demiyoruz, bana sana diyoruz. Burada ünlü değişimini buldum. Sana Çehov'dan söz edecektim. Bakın şurada bir yumuşama gördük mü? etmek fiiline, etmek yardımcı fiiline ecek acak eki geldi. Buradaki t d'ye dönüştü yani yumuşama var. Edecek idim bakın şurada. Edecek artı idi. Buradaki i'yi düşürüyor. Ünü düşmesi var. Arkasından buradaki d'yi de sertleştirdi. T'ye dönüştürdü. Benzeşme de var. Hepsini bulduk. Cevabımız C. Bak devamına bakalım. Aslında derken asıl aslı ünü düşmesi görüyoruz. Sonra hocam e, burada daralma yok mu? İşte şurası gidiyoruz daralma değil. Bakın gidiyoruz da daral, gidiyoruz diye bir düşünmeyin. Gidiyoruz sözcü nasıl oluşuyor? Gitmek sözcüğün üzerine yor eki geldi. Bunun daralmış olması için burada e a ile bitiyor olması lazım. T ile bitiyor olması bunun daraldığını göstermiyor. Burada daralma yok. Sadece bir yumuşama var. Buradaki i de yardımcı sestir, yardımcı ünlüdür. Kaynaştırma ünlüsü. Evet üçüncü soruyla devam edelim. Hangisinde yan cümlecik diğerlerinden farklı görevde kullanılmıştır diyor. Şimdi yan cümleciklere bakarsak bu konuda deneyimi olmayanlar. Burası yan cümle. Sonra işsiz mühendisler için gönderilen dilekçe. Bakın şöyle yan cümle. Amazon'da çıkan yangınlar. Tokyo gezimde yaşadıklarımı Ve konferansta yaptığı konuşmuş. Şimdi bunlar yan cümle. Cümle ögelerine baktığımızda en çok fikir beyan edenler kim? Bu konuda deneyimi olmayanlar, özne. Gerçekten dikkat çekici olan ne? İşsiz mühendisler için meclise gönderilen dilekçe. Özne oldu. Sonra etkileyen ne? İnsanları derin, derinden etkileyen ne? Amazon'da çıkan yangınlar. Burası da özne. Konferansta yaptığı konuşma. Bak heyecanlandıran ne? Konferansta yaptığı konuşma. Burası da özne. Cevabımız denizli geliyor. Peki nerede? Olay ne? Tokyo gezisinde yaşadıklarımı aktaracağım. Niye aktarıyor? Tokyo gezisinde yaşadıklarını aktarıyor. Burada nesne olacak arkadaşlar? Canımız denizli. Evet dördüncü soru isim tamlaması sıfat olarak kullanılmıştır. Ya hocam böyle bir şey mi var? Fantazi soru değil mi? Hayır bak bir isim tamlamasını sıfat olarak kullanabilirsin. Şimdi sorudan bağımsız hareket edecek olursak herhangi bir renk mesela e, Serkan bir renk söyle. İşte bir şey mavisi bir şey yeşil olsun ne olsun? Gözlerime mavi. Göz yani mesela petrol mavisi diyoruz ya. Evet. Petrol mavisi. Bakın petrol mavisi. Bu bir isim tamlaması. Mı? Bu bir isim tamlaması mı? Bak petrol mavisi petrolün mavisi. Bu bir isim tamlaması. Peki ben bunu şöyle desem petrol mavisi kazak desem kazak isim. Nasıl kazak? Petrol mavisi kazak. Burası artık sıfat oldu. Peki senin sıfatın neyden oluşuyor? Bir isim tamlamasından oluşuyor. Sen bir isim tamlamasını aldın, sıfat yaptın. Bak aynısı burada var. Deniz mavisi gömlek. Deniz mavisi bir isim tamlamasıdır. Bu isim tamlamasını alıyoruz, sıfat yapıyoruz. Cevabımız ederim arkadaşlar. Beşinci soru. Evet anlatım biçimi sorusu, anlatım biçimi ve düşünceyi geliştirme yolları. Şimdi benzetmenin ne olduğunu biliyoruz. Öykülemede böyle bir hikaye anlatacak. Ali geldi, Ayşe gitti böyle bir hikaye göreceğiz. Kişileştirme, insan dışı varlıklara, insanlara ait özellikler aktarması lazım. Betimlemede orada anlatılan yerin detaylarını verecek. Örneklemede zaten çok açık. Bakalım hangisi yokmuş. Balıkçı tekneleri geçen dar köprüyü hızlı adımlarla açtı. İşte şunu yaptı, bunu yaptı anlatıyor değil mi? Bak burada bir öyküleme var. B'ye Sonra dar köprü bak bir detay var. Arkasından dalgalı yol. İşe erken başlamasının yanı sıra ona huzur veriyor vesaire. Bak böyle detaylar var. Sonra büyük kaya, taze balıklar. Görüyor musunuz? E, betimle, Betimleyici ogeler var. Sonra bakalım ne arıyoruz? Şimdi kişileştirme benzetme. Bak şunu da söyleyeyim. Kişileştirme varsa zaten benzetme vardır. Çünkü eğer sen bir insan dışı varlık, varlığa insana ait bir özellik aktarıyorsan onu insana benzetmişsin anlamına geliyor. Benzetme vardır burada kesinlikle. Bakalım şimdi. Büyük kayanın yanında durup derin bir nefes alıyor. Martıların deniz üzerindeki dansını izliyordum. Martı. Bak Martı dans ediyorsa biz Martı'ya insan özelliği verdik mi? Verdik. Kişileştirdik. Peki aynı zamanda biz Martı'yı insana benzetmiş olduk mu? Evet. Ama bu parçada örnekleme yok. Yani burada herhangi bir şeyin örneği olabilecek unsur vermemiş. Bu yüzden cevabımız deniz arkadaşlar. Altıncı soru. Bunu söyleyen sanatçının sanat anlayışı hangisiyle çelişir diyor. Biz bir sanatçının sanat anlayışını anlayalım sonra çelişkili ifadeyi buluruz. Her sanatçı eserlerinde kendine has ve eşsiz bir tarzla ifade eder. Ben ise ressam veya müzisyen ya da heykel olarak değil öncelikle bireysel yaratıcılığımla tanınmak isterim. Bireysel Eğer insanlar eserlerinde sadece kendimi yansıttığımı söylerlerse ben de onlardan kendi üzerlerine azıcık olsun eğilip, eğilip düşünmediklerini ileri sürerek şikayet ediyor. demek ki diyor ki ben diyor eserlerinde kendimi anlatırım kardeşim. Ben kendimi anlatırım. Herkes iyi ya da kötü anlatır. Eğer bundan şikayetçi olursanız kardeşim siz kendinize yeter değer vermiyorsunuz. Siz de kendinizi anlatın diyor. Bir sanat eserinde sanatçının kişisel yaratıcılığı, hayal gücü ve duyguları ön plana çıkıyor. Bak kesinlikle. Kişisel yaratıcılık, duygular öne çıkmalı, kendini sanat eserine yansıtmalı diyor. Bu çelişmiyor. Bu aynı doğru doğrultuda. İzleyici veya dinleyiciye yeni bir yeni perspektifler ve anlayışlar sunan bir eser samimi olmalıdır. Tamam yukarıdakilerle çok belki ilişkilendiren ama e, bu adamın görüşüyle de çelişmiyor yani. Biz sonuç itibariyle çelişen bir ifade arıyoruz. Şimdi bu adamın fikriyle çelişen nedir? Sanatçı kendisini eserlerinde saklamalıdır derse çelişir. Burada öyle bir şey söylemiyor. Beyi de bu yüzden diyorum. Ya B paragrafta yok o yüzden cevap Bursa diye düşünmeyin. Çelişenini soruyor. Soru köklerini dikkatli okuyacağız. Sanatçı duygularını özgür ve doğal bir şekilde ifade etmeli. Evet adam özgür olmalıyız diyor. Yukarıdakiyle çelişmiyor. Sanatsal bir görüşü benimsetmek için objektif. Hayır. Objektif ne demek? Tarafsız demek. Nesnel demek. Nesnel olacaksın demiyor. Tam tersi subjektif olacaksın. Kendi kişisel görüşlerini yansıtacaksın diyor. İşte bu yukarıdaki parçayla çelişir arkadaşlar. Yenilik ve bireysellik sanatçının duygu ve düşüncelerini aktarmak için kullanılan bir yöntemdir. Tamam. Hatta burada bireyselliği de savunuyor. Yukarıdakiyle paralel düzeyde ilerliyor. E'yi de böylelikle deneyebilirsin. Evet yedinci soru. Hangisi algılayan kişi, kişiden kaynaklanan bir algılama durumudur? Biz yukarı bir okuyalım. Şu algılayan kişi meselesini bir anlayalım. İnsan her an birçok görsel ve istisal uyaranla karşı karşıya kalır. Ancak tüm bu uyaranlar arasında yalnızca bazılarını fark eder. Bu seçici algılama sürecinde bazı uyaranlar öne çıkar ve dikkatimizi çeker. Mesela ben burada şunun altını çiziyorum. Bunun altı çizili olduğu için dikkatimizi çekiyor. Diğerleri ise arka planda kalır ve fark edilmez. Yani insanlar belirli bir anda karşılaştıkları uyaranların sadece bir kısmına yoğunlaşılır. Bu yoğunlaşma bazen algılayan kişinin özelliklerine bağlı olurken bazen de algılanan uyar. Şimdi Algılayan ve algılanan diye ikiye ayırdı. Hangisi algılayan kişiyle alakalı? Şimdi seçeneklerde göreceğiz. Kafede otururken çevredeki gürültü içinde arkadaşının seçin, sesini duymaz. Ha bak bu arkadaşının sesini duyuyorsa bu kendisi onu tanıdığı için sesin farklılığından kaynaklı değil. O ses de gürültü içinden biriydi ama seslerden birini tanıdığı için dikkatini çekiyor. O zaman cevabımız adam. Yani algılayan kişiden kaynaklı. Bunu daha iyi anlayabilmemiz için diğer seçeneklere bir bakalım. Bir resim galerisinde gezinirken rengarenk tablolardan birinin özellikle dikkatimizi çekmesi. Şimdi normal sıradan renklerin içinde bir tane tablonun rengarenk olması bu algılayan kişiyle değil tablonun özelliğiyle alakalıdır. Yani algılananla alakalı. Araba sürerken yanımızdan geçen ambulansın siren sesini duymamız. Normal gürültünün içinde ambulans sesi daha baskın, daha tiz bir ses olduğu için dikkat çekiyor. Bu da algılayanla değil, algılananla, sesin özelliğe. Konserde müzik dinlerken enstrümanlardan birinin sesin diğerlerinden daha yüksek çıkması. Evet, belli bir ses düzeyinin üzerine çıktığında ister istemez dikkat çekiyor. Bizimle alakalı değil, insanla alakalı değil, o sesin özelliğine alakalı. Bir mağazada alışveriş yaparken vitrinde özel indirimli ürünü fark etmemiz. Şimdi fiyatların arasında farklı fiyat var. Bu da algılayan kişiyle değil algılanan kişiyle. Ama A'ya tekrar dönüyorum. Arkadaşının sesi t, daha tiz ne bileyim e, diğerlerinden farklı bir ses olsaydı algılanandan kaynaklı olacaktı ama sadece arkadaşının sesini duyduğu için dönüp bakıyor onu onu e, fark ediyor. Bu algılanandan değil ...algılayan kişiden kaynaklı. kaynaklayacağımız adana. Evet, sekizinci soru. Hangisine ulaşılamaz demiş. Şu kareyi bir okuyalım. Aristotelm temsilcinin yaptığı mimes olarak... ...sanat anlayışına göre... ...sanat doğayı olduğu gibi değil... ...olması gerektiği gibi yansıtır. Bak burası önemli. Olması gerektiği gibi. Demek ki değiştiriyor kardeşim. Demek ki... ...değiştiriyor. Olduğu gibi aktarmıyor... Sanatçının yapması gereken doğayı idealize ederek taklit etme. Bak idealize etmek ne demek? Değiştirmek demek. Değiştirerek taklit etsin. Hangisi ulaşılamaz. Sanatçı doğada eksik bulduğu güzeli olduğu gibi yansıt. Hayır. Olduğu gibi yansıtsın demedi ki. Değiştirsin dedi. O zaman B'ye bakalım. Sanat eserin oluşmasında sanatsal özne, sanatsal nesneler önemlidir. Ne demek bu? Sanatsal özne dediğimiz şey sanatçı değil mi? sanatsal nesnede sanat eseri o zaman burada değiştirmesi gereken kişi bak olması gerektiği gibi bu hale getiren kişi sanatçıysa demek ki sanatsal özne daha önemlidir. Yani o yaratım sürecinde kullandığı malzemeden daha önemli. Malzemeyi kendisi yaratıyor. Beğeniyorum. Sanatçının doğayı en iyi şekilde idealize etmesi doğru yolda olur. Bak idealize etme yukarıdan çıkarılabiliyor. Sanatçı sanata konu olan güzeli doğada eksik bulur, eksik bulduğu için tamamlar, idealize eder, olması gereken şekline dönüştürür. Bu da çıkarılabiliyor. Sanatçı doğada var olan güzeli geliştirmelidir, evet, idealize etmeli, geliştirmeli. Bunlar çok açık bir şekilde verilmiş. B Ve belki yani yorum yapmamız ya da anlaması güç cümlelerden biri ama sanatsal özne dediğimiz şey sanatçının kendisi sanatsal nezle, sanat malzemesi o sanat malzemesini idealize ediyor demek ki ondan daha önemlidir sanatçının kendisi çünkü sanatçı olmadan sanat olmuyor yani buraya bakarsak bu anlam çıkıyor dokuzuncu soru hangisine değinilmemiştir bakın bu sorularda önce seçeneklerden başlıyoruz olumsuz soru köklerini gördüğümüzde önce bir seçeneklerden başlayalım çevreye duyarlı yaklaşımının iş dünyasını da etkiledi. Günlük yaşamda ve tüketim alışkanlıklarında değişiklikler yarattı. Sürdürülebilir kaynak kullanımının önem kazandı. Ekolojik dönüşüm bazı zorlukları beraberinde getirdiği, şu anahtar sözcüklerin altlarını çiziyoruz sadece, bireylerin ve toplumun genel refahına katkı sağladı. Bakalım parçada var mı? Günümüzde çevre bilinci artarak büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Yeşil enerji ve sürdürülebilir kaynakların kullanımı insanların yaşam tarzlarına ve tüketim alışkanlıklarında, bakın şurada bir yakaladık. Önemli bir yer tutmaya başladı. Ne yaptı? Yaşamında ve tüketim alışkanlıklarında değişiklikler yapmaya başladı. Beğenelim. Bu ekolojik dönüşüm sayesinde hem bireysel hem de toplumsal düzeyde yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelik bir eğilim gözlemleniyor. Var mıydı öyle bir şey? Sanki bak şurada. Sürdürülebilir kaynaklar, yenilebilir kaynaklar önem kazanmaya başladı. C'ye geliyorum. Bu değişim sadece bireylerin günlük hayatlarını değil, aynı zamanda iş dünyasını da etkiliyor. Evet, bak çok açık bir şekilde A'ya da ulaştım. Devamına bakalım. Aynı zamanda iş dünyasını da etkiliyor. Sürdürülebilir uygulama benimsel firmalar rekabet avantajı elde ederken çevre dostu ürünler ve hizmetler sonra toplumun genel refahına katkı sunar. Genel refaha da katkı sağladı. E yine ulaştım. Peki bazı zorluklar var mı? Ekolojik ekonomiye geçiş yaparak hem pazar paylarını genişletiyor hem de yeşil bir geriye. yok. Herhangi bir zorluktan bahsetmiyor. Cevabımız denizli. Bu kadar. Diğerleri çok rahat bir şekilde paragraftan çıkarılabiliyor. Olumlu soru. Evet, kendi sanat anlayışını bulmak ifadesiyle hangisi anlatılmak istenmektedir? Şimdi kendi sanat anlayışını bulmak ne demek? Özgünlüğe ulaşmak demek. Özgünlüğe ulaş. Bakalım. Önce bir yukarı okuyalım. Resim sanatına adım atmadan önce büyük ressamların eserlerin teknik ve ifade biçimlerini titizlikle inceledim bir süre sonra hiçbir ressama tamamen hayran kalmadığımı fark ettim. Bak öncelikle büyük ressamları bir inceliyor. Arkasında tamamen hayran kalmadığımı fark Sadece bazen belirli yetenekleri takdir ediyor. Bak kendisine lazım olanları takdir ediyor. Ve parça parça güzelliklerinden bütünsel bir anlayışa ulaşmaya çalışıyor. Böylelikle kendi sanat anlayışını, kendi tarzını bulmaya çalışıyor. Ha, demek ki bu adam özgünlüğe ulaşmak için ne yaptı? Büyük ressamları, büyük sanatçıları inceledi. Onlardan e, kendisi yeni bir bakış açısı, yani özgünlük özgünlüğe ulaşmanın yolu farklı eserleri inceliyor, onları kişisel bakış açısıyla yorumlayarak kendisine yeni bir e, yol çiziyor. Canımızda adam yukarıda anlatılanın aynısı. Peki diğerlerinde böyle çeldirici var mı bakalım? Büyük ressamların eserleri teknik ve ifade açısından kusursuz oluyor. Hayır, kusursuzluk yok parçada. Resim sanatına adım atmadan önce yapılan çalışmalar sanatçı bilinmeyen olsa hayır, yeni şeyler öğretti bana demiyor. Sadece onlara böyle daha bütünsel bir bakış açısıyla baktım dedi. Her ressamın temel hedefi evrensel. Yok, evrensellikle alakalı bir şey yok zaten. İsterse geleneksel yapabilir. Bilmiyoruz ki parçada öyle bir şey söylenmemiş kişi tekrarlanan ve geleneksel eserlere karşılaştıkça kendi tarzını bulmakta zorlanır demiyor. Zorlanır demiyor. Sadece onlardan ilham aldım, kendi tarzımı oluşturdum diyor. E'yi de böylelikle ediyoruz. Evet, sözel mantığa geldik arkadaşlar. Sözel mantık sorularında biliyoruz ki soruya başlamadan önce muhakkak soru sıralama sorusu mu, gruplama sorusu mu? Muhakkak buna bir karar vereceğiz. 1 2 3 4 5 kişi 1, 2, 3, 4 çeşit dondurma seçiyorlar. Peki sırayla mı seçiyorlar? Hayır. Sırayla bir seçim yoksa o zaman sıralama sorusu değil. Gruplama sorusu. Bak Kemal, Metin, Nalan 2 çeşit dondurma yiyor. İşte diğerleri 3 ya da 1 gibi ihtimaller çıkıyor. Tabloyu buna göre doldururuz. Bak şurada Oya 3 çeşit. Kemal 2, Metin 2, Nalan 2. O zaman kime? Leyla ya da 3 çeşit dondurma. O zaman tablomuzu şöyle hazırlıyoruz bakın. Kemal 2, Metin 2, Nalan 2, Oya 3. O zaman Leyla'ya da 3 çeşit dondurma kalır. Şurada diyor ki her dondurma çeşidi 3'er kişi tarafından alınmıştır. Kenarına 3'er tane dondurma çeşidini yazdık. Kakaolu dondurma. Bak şu bilgiyle başlayalım. Kakaolu dondurma Nalan ve Oya tarafından tercih edilmiyor. Şimdi 3 tane kakaolu dondurma var. Bunu şu ikisi tercih etmezse kalan 3'ünü kim tercih edecek? Mecburen diğer 3'ü. Demek ki şöyle yazıyorum. Kakao, kakao, kakao. 3 Üç kakaonun 3'ünü de kullandık. Bakın burayla işimiz bitti. Bu bilgiyi kullandım. Sonra Nalan kavunlu almış. Nalan'a bir tane kavunlu verdik. Tamam. Kavunlardan birini eliyorum. Bak bu bilgiyi de kullandım. Metin çilekli dondurma almış. Metin'e bir çilekli dondurma verelim. Buradan eliyorum. Yalnız Metin vanilyalı dondurma almamış. Şu dursun. Şöyle bir soru işareti koyalım beklesin. Sonra Kemal ve Nalan'ın seçimleri birbirinden farklıdır diyor. Bak şöyle yukarıdan şunları birleştirelim. Farklı yazalım. Bunlar farklı. Peki artık bak buradan yürüyeceğiz. Oya'ya 3 tane dondurma yazmam lazım. Doğru mu? Oya 3 dondurma yazacağım. Zaten kakaolu dondurma bitti. Ne kaldı? 3 çeşit dondurma yaz. O zaman Oya kakaolu hariç bütün dondurma çeşitlerinden birer tane aldım. Yazıyorum vanilya, kavun ve çilek. Bir vanilya gider, bir kavun gider, bir çilek gider. Bakın şu anda kalanlara bakalım. 1, 2, 3, 4 top dondurma kaldı. 2 vanilya, bir kavun, bir çilek. Peki Kemal ve Nalan'ın Kemal ve Nalan'ın seçimleri birbirinden farklı olacaktı değil mi? Şimdi Nalan kavun almış. Ben Kemal'e kavun yazamam. Kemal kakao aldı. O zaman ben Nalan'a kakao yazamam. Şimdi kakao zaten bitmişti. Kavun. Elimde bir tane kavun var. Kavunun ikincisi Nalan'ın altına yazılamaz. Kavun ikinci sonuncusu Kemal'in altına yazılamaz. O zaman bu kavun nereye gidecek? Buraya. Bakın kavunun yeri netleşti. Kavunu da buraya verdik. Peki devam edelim. İki tane vanilya var gençler. İki vanilya. Ben Kemal ve Nalan'a birer tane vanilya versem olur mu? Olmaz. Çünkü Kemal ve Nalan birbirinden farklıydı. O zaman ben vanilyalardan birini kesinlikle buraya yazmak zorundayım. Vanilyalardan birini de böyle sildim. Ne kaldı elimde? Bir vanilya, bir tane de çilek kaldı. E zaten bunlar birbirinden farklı olacaktı. Ben şuraya vanilya yazıyorum. Buraya da çilek yazıyorum. Ama bunun tam tersi de olabileceği için şöyle bir yer değiştirebilir işareti koyuyorum. Buradaki vanilya ve çilek yer değiştirebilir. Artık tablomuz hazır. Soru çözümüne geçilebilir. Ben şuraları bir sileyim. Arkasından... Bir sonraki sayfaya aktaralım bunu. Soru çözümüne geçelim. Evet tablomuz şimdi hazır. Bakalım. Hangileri Kemal tarafından seçilmiş olabilir? Vanilya, kavun, çilek. Kemal'e bakıyorum. Kemal kakao almış olabilir. Şıklar da yok. Vanilya almış olabilir mi? Evet almış olabilir. Vanilya. Kavuna bakıyorum. Kavun alma ihtimali yok. Bakın kavunları Leyla, Nalan ve Oya'ya verdik. Sonra şöyle yer değiştirebiliyor çilek alabiliyor. Yani kavun hariç 1 ve 3 cevabımız deniz arkadaşlar. İkinci sorusu yine şöyle yapıştıralım. Çilekli dondurma seçmiş olabilenler kimler? Leyla. Leyla'ya bakalım. Leyla'nın çilekli dondurma seçme ihtimali yok. Kakao, kavun, vanilya. Leyla'yı almıyorum. Nalan'a bakıyorum. Nalan'ın çilekli dondurma alma ihtimali var. Oya, Oya zaten kesinlikle çilekli dondurma aldı. Cevap bu yüzden D seçeneği yani 2 ve 3 geldi. Bir sonraki soru kesin yanlıştır demiş. Bakalım. Hangisi kesin yanlıştır? Kemal kavunu dondurma seçmiştir. Kemal'in kavunu dondurma seçme ihtimali yok. Bakın, Kemal kakao zaten kesin. Vanilya alma ihtimali var, çilek alma ihtimali var, ama kavunu dondurma alma ihtimali yok. Cevap bu yüzden adan arkadaşlar. Diğerlerine de bakalım. Leyla kavunu dondurma, Leyla'nın kavunu dondurma aldı zaten kesin. Metin'in kavunu dondurma, kakao dondurma aldığı bilgisi kesin nalan vanilyalı dondurma. Bakın şöyle yer değiştirebiliyor. İhtimal dahilinde de oyanın kavunu dondurma alması ihtimali zaten kesin. Cevabımız Edirne. Adana. 14. soru. Kemal ve Leyla'nın seçtiği dondurma ikisi de aynı olsun diyor. Evet ne demişti? Kemal ve Leyla'nın seçtiği dondurmaların ikisi de aynı olsun diyor. Kemal kakao vanilya çilek ihtimalleri var. Leyla e, kakolar zaten sabit. Bakın, şunlar sabit. Burada benim birleştirebileceğim ne var? Sadece vanilya var. Yani bu durumda bakın, hani e, çilek alma ihtimali yok. Bu yüzden bakın, şu yer değiştirme ihtimalini kaldırıyorum. Şöyle. Yani. Kako, kako, vanilya, vanilya iki tanesi aynı. Bu durumda Nalan kesinlikle çilekli dondurma almış oluyor. Orası kesinleşiyor. Bakın Nalan'ın çilekli dondurma aldığı kesin olarak biliniyor. Evet bu soruyu da çözdük. Bu dönemin sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki dönemimizde görüşmek üzere.